Benim abim hiç anlamaz bu ilaçların zamanından falan. Aman kaçırmayın, olur mu sana emanet? Ömer'e, anneme çok selam söyle baba. Anneme söyle küpelerimi hiç çıkarmıyorum. Ay, o küpeler de bir ara bir gitmişti ama takmıyordum. Neyse geri geldiler. Haydin o zaman. Haydin güle güle. Hadi kalın sağlıcakla. Annemi, Ömer'i benim için öp baba. Mehmet, gözüm arkada kalmasın. Ev sana emanet oğlum. Anladın mı? Anladım baba. Gider gitmez arkasını döner dönmez ne yapıyorsun sen ya? Sildin değil mi? Silmişsindir, numarasını bile silmişsindir. Ama bana babama sürdüğün o lekeyi silemezsin Feriha. Ya Mehmet, ben kime diyorum oğlum? Ya bırak hala ya, konuşsun. Dinleyelim. Utanmadan cevap mı veriyor? Ya çek şuradan, sen bırak diyor lan. Ya ben burada eşek başı mıyım? Baban yoksa ailenin büyüğü benim. Korkma hala, hiçbir şey yapma bana. Hiçbir şeyim değil çünkü o benim. İstersen hayatın boyunca yüzüme bakma. Ben senin ikizinim Mehmet. Sen o herifin elini tutup arkana bakmadan kaçıp gittiğin gün kardeşim değildin artık. Namussuzluğunla öldün. Ben arkama baktım Mehmet. Tanıdığım kimseyi göremedim. Annemin mektubuna birlikte ağladığım kardeşim yoktu orada. Bu süslü lafların halama yeter, babama yeter. Bana yetmez. Sen kendini de bizi de pisliğe buladıktan sonra bunların hiçbiri yetmez. O yukarıdakine de dersini vermeden bana hiçbir şey yetmez. Sen geç şuraya be! Aa! Baban arkasını döner dönmez ne yapıyorsun sen? Bu apartmanda huzursuzluk çıkaramazsın. Ha babanı şoncacık seviyorsan dek duracaksın, anladın mı beni? Sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Koray, gitmeyeceksin değil mi? Gitmeyeceğim. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Hadi sen uyu biraz. Dinlen, ben seni izleyeceğim. Ya sana çarpsaydın? Canım ben gayet iyiyim. Hiçbir şey olmadı, merak etme. Hemen yanına gelmek istedim ama gelemedim. Zor olacağını biliyorduk ama bu kadar zorunu tahmin edememiştim. Yani seni görmeden. Emir? Yine neler geçiyor aklından Mehmet? Ya sana ne benim aklımdan Seher? Uyusana sen. Sen de iyice ters oldun ha. Hayır yani güya yeni yatak odamızda, yeni yatağımızda ilk gecemiz ama. Benim içim rahatlayana kadar gecemde gündüzümde yok. Kusura bakma. Sanki seni rahatlatmanın bir yolu var da. Fotoğraflarımıza bile rahat rahat bakamıyorum. Mesajlarını saklayamıyorum. Ama böyle seni görünce unutuyorum her şeyi. Ay şu komedi diğer tarafıma alsaydım ya. Bilemedim ki. Gelin hanım bırak şu mobilyaları da kocanı ara diyorum sana ya. Ay Hatice hala. Hay Allah aşkına arayıp ne yapacağım? Yine azar mı işiteceğim? Bırak adam hazır babası yokken çıksın biraz kafasını dağıtsın. Anam kız senin koca meyhaneye düşse senin umrun olmaz be. Ne var canım? 2 kadeh de benim için atar kocam. Ya ben daralıyorum diyorum. Ben buranın işine mi yetişeyim, karşıya mı yetişeyim? Ne diyeceğimi şaşırdım. Çöpe ben çıkayım. Çöpe sen mi çıkacaksın? Hangi dağda kurt öldü kız? Aman ne var canım? Ya incilerim mi dökülür? Bu akşamlık da ben çıkayım, yardım olsun. Hadi bana kolay gelsin. Pardon. Feriha, sabah bana gücenmedin değil mi yavrum? Yok gücenmedim ola. Herkes kendi doğrusunu biliyor bir tek. Ben sana güveniyorum yavrum ama bak şuncacık bir şüphem olsa alıp getirmezdim seni öyle değil mi? Getirmezdim. Hı. Ben biliyorum namus senin için nerede. O nasıl laf? Nerede olacağımış? Oo. Sana anlatmam gereken çok önemli şeyler var. Ama burada böyle kapı ağzında olmaz yani maazallah Mehmet falan gelirse elinde kalırım. Ne oldu, bir şey mi oldu? Vallahi Mehmet bu sabah Feriha'yı az kalsın kontrole götürüyordu. Ha bugün beceremedi. Ama ben sana söyleyeyim eğer bir halt yediyseniz vallahi sizi evlilik bile kurtaramaz. Ne kontrolü ne diyorsun? E canım ne kontrolü olacak anlasana. Hani mercimek fırın ne yaptığınıza bakacaklar. Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Nerede Feriha? Dur. Sakin ol. Aa. Ya vallahi Hatice halamın dediği kadar varsın yani. Bir sakin ol. Ne yapacaksın? Gidip Mehmet'i bir postadan mı döveceksin? O da hırsını Feriha'dan alsın. Ya da kızı bir daha kaçırırsın. Artık Rıza babam kesin kalpten gider. Ne zaman oldu bu? Bu sabah. Bir şey yaptı mı ona? Ya yapmadı. Sakin ol. Feriha tek parça. Ama ben sana söyleyeyim Rıza babam 2 günlüğüne köye gitti. O yokken de Mehmet'i tutmak biraz zor. Tutacaksın. Ha kolaydı. Mehmet'i tuttuğun her gün için sana 1000 lira veririm. 1000 lira mı? Her gün 1000 lira. Sen bundan sonra Mehmet'i süt dökmüş kedi bil. İyi akşamlar. Çöp için gelmiştim. Ya normalde pek adetim değildir biliyorsun da bu akşamlık böyle oldu. Yakışmış eline. Ay teşekkür ederim. Ya sana şey soracağım, sen bilirsin. Bu Cansu niye delirdi? Yani böyle kafayı yedi, Sanem Hanım'ı falan evden attı. Dudaklarımı oku. Yesinler. Ay gelmedi daha değil mi? Ay yani ne yapsın çalışıyor adam. Ay sen de insanın içini kurutursun ha. Kızım sen ne gamsız kadınsın be. Kocan eve gelmiyor merak etmiyorsun ya. Ha oh çok şükür geldi. Hadi açıver kapıyı açıver kocana. Aman gözümüz aydın. Neden bana söyleme? Feriha konuşmamız lazım. Ara beni. Acaba sen yanlış mı gördün? Gelmiyor bu. Yok canım, gördüm, geliyordu. Eyvah, kesin yukarı çıktı bu. Nereye? Kız, Feriha gel buraya. Ben seni neden gebertmiyorum biliyor musun? Babam için, köydeki annem için. O küçük çocuk var ya, onun için. İn aşağı. Senin Feriha ile işin bitti ama... Mehmet! Benim seninle işin bitmedi. Anladın mı? Mehmet bırak, bırak. Mehmet. Anladın mı? Mehmet bırak, çocuğu ne yapıyorsun? Anladın mı? Mehmet bırak! Mehmet aşk olsun vallahi. Yüreğimi çürüttün be oğlum. Yine olayların adamısın. Şu sıralar oteldeki hisle ilgili saçma sapan krizlerle uğraşmaktan seni ihmal ettim. Sanem Hanım kriziyle meşgulken beni hatırlamamana şaşırmadım. Oo! Cansu'yla arayı düzelttiniz demek. Kimseyle aramı düzelttiğim yok. Görüyorum. Aşağıdakilerle bu ara başın pek hoş değil. Duyduklarım doğru mu? O kızı nihayet başından atabildin mi? Buraya bunu konuşmaya geldiysen... Ya. Sanem'le... Umurumda değil o kadınla ne yaptın. Hatta merak ediyorsan yılın çifti bile olabilirsiniz. Bu komplimanı Sanem'e ileteceğim. İlet. Bu ara hisle uğraşırken şu ortaklık konusunda düşünmeye başladım. Düşünme. Çünkü ben bundan sonra senin adını taşıyan hiçbir işte yokum. Bak sen. Okuldan mezun olmak üzere olan oğlum kendi işine sahip çıkmayacak. Öyle mi? Sen bana sormadan beni ortaklıktan çıkardın. Şimdi gelmişsin. Yine bana sormadan beni geri istiyorsun. Yok öyle bir şey. Ben seni istemiyorum baba. Bugün babanın teklifini... babanın sana sağladığı imkanlar yüzünden reddedebiliyorsun. Bunu unutma Emir. Bu evi almanı ve burada bana kafa tutmanı sağlayan her ne varsa... ben sana verdiğim için var. Ve bu sonsuza kadar sürmeyecek. Bunu göreceksin. İnsanlar bize dava açtı. Bizim en ufak bir hareketimize dikkat etmemiz lazım. Senin yaptıklarına bak. Yani illa başını belaya sokacaksın Mehmet. Kendimi tutamıyorum Seher. Üstüme gelme. Ya iyi de sen kendini tutamıyorsun diye biz de suçlu durumuna düşüyoruz iyice. Bugün Feriha'nın okuluna gittim. Aferin sana. Bir de gittin orada efelendin değil mi? Elif'i görmedim bile. Levent Hoca'ya gittim. Dün yaptıklarım için özür diledim. Bir Levent Hoca kadar olamadım ya. Özür dilemeler falan. Şu bizim damadın nikahını basan karıyı gördüm. Damadın? Ya ne damadı? Karıdan bahsediyorum. O sarışın yanında mıydı? Şeyden soruyorum ya. Böyle pek bir düşüncelisin ya. Ha şimdi de kafayı onların namusuna takmışsındır diye. Ya Levent Hoca'yla konuşurken bir tuhaf davrandı. Bir imalı konuştu. Feriha'yla mı ilgili? Niye öyle dedin? Ay çok komiksin Mehmet. İkiniz yan yana olacaksınız. O gelecek laf sokacak. Sen de böyle kara kara düşüneceksin. Her başka kimle ilgili olsun? Seher, bak bir şey biliyorsan. Ne bileceğim Mehmet? Hem zaten sonuçta hocayla muhabbeti olan sensin. Hayır ama kadınlık içgüdüme dayanarak söyleyebilirim ki... yani Levent Hoca yani bekar. Feriha'yla da pek bir ilgili. Ya ne bileyim canım ben insanların aklından neler geçiyor. Yok. Olmaz öyle şey. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Feriha! Hala ne yapıyorsun ya? Korktum. Kız ne arıyorsun burada? Şarjımı arıyorum. Niye? Kız şarjın ne arasın burada? Odandadır şarjın. Git odana bak. Salonda şarjı takacak yer mi? Zehra küskündü biraz. Ana yüreği tabii. Bir kızıma sahip çıkamadınız diyordu da başka bir şey demiyordu. Abi Allah kardeşe, babayı evlada kırdırmasın. Bu günlerimizi aratmasın ya Rabbim. Ah be Hatice. Şu kız okulu bir bitirse de hayırlısıyla telli duvaklı bir gelin olduğunu görsem başka bir şey istemem. Mehmet de çok sıkıntılıydı ya. Kara kara düşünüyordu. Ben onun derdini biliyorum abi. Nedir? Söyle Hatice. Korkma şey değil öyle. Kötü bir şey değil abi. Tersine hayırlı bir şey. Yahu geveleme de söyle. Bizim Hoca Bey var ya, Levent Hoca Bey. Onun Feriha'da gönlü varmış abi. Abi bir şey demeyecek misin? Ben şimdi ne yapacağım Hatice? Adamların gözünden sakınamıyordum. Şimdi el alemin sözünden nasıl koruyacağım ben ha? Şimdi abi Levent Bey bak bunca zaman bunu içinde saklamış yani. Bizim oğlan da deli oğlan da bunu öğrendiği zaman ne yapıyor? Bunu depesine biniyor. Ama ona rağmen çok cesur bir insan yani bu Levent Bey. Ya ta ailesine kadar biliyorlarmış Feriha'yı sevdiğini. Öyle eften püften bir şey olursa ailesi bilir miydi abi? Niyeti ciddi bunun. Yok ciddi. Yani şimdi ne yapacağız Hatice? Vallahi abi evde oturup doğru konuşması lazım yani insanın. Şimdi Feriha bizim canımızı yaktı. Hani insan bir kere çocuğundan böyle korku geldi miydi de? Hani Levent Bey pırlanta gibi bir insan. Ama bizim evimize gelmiş, bizim lokmamızı yemiş. Bursa'nda suyumuz var. Yani nasıl açılsın Feriha'yı abi? Yani niyeti ciddi diyorsun ha? Yani eğer ciddiyse abi yani şimdi vallahi açık konuşmak da gerekirse yani bu Feriha'nın 3,5 yaşına rağmen öyle nişan geçirdi başından, onu kaçırıldı, sonra kendisi kaçtı. Yani başına gelmedi kalmadı abi. Şimdi bu Levent Bey pırlanta gibi bir insan yani o bizim deli halinden bir değil. Ya buradan bir kötülük gelmez abi, hayrına olur. Hani demem okuyor, hepimizin de yarasına mehrem olur abi. Abi, ben de şu Gülfidan'ın kaynanasına bir hoş geldin diyeyim, olur mu? Hadi. Mehmet, geç otur şöyle. Hayırdır baba? Şu Levent Hoca meselesi nedir? Anlat bir bakalım. Anlattım işte baba. Açık sevdiğini söyledi. Daha ne diyeyim? Sen diyeceğini dedin Mehmet. Bir de bu işin aslını astarını ben duyayım. Ara hocayı buyursun gelsin. Bir görüşelim kendisiyle. İşte evine gidiyor, burada yaşıyor. Apartman dairesi mi? Yakıştıramadım doğrusu. Ben çok korkuyorum. Korkacak bir şey yok tatlım. Sen değil, o korksun. Neler çektik, ne badireler atlattık. Bunu en çok siz biliyorsunuz. En zor günlerimizde siz yetiştiniz. Siz yardımcı oldunuz. Allah razı olsun. Sizinle yürekten aynı sofrayı paylaştık. Mehmet'ten duyacağımı duydum. Şimdi size soruyorum. Feriha'ya olan duygularınızda ciddi misiniz? Kızıma niyetiniz ciddi mi Levent Bey? Biraz içeri geç kızım. Önce Levent Bey'le bir konuşalım biz. Baba ne yapıyorsunuz siz ya? Delirdiniz mi? Hatice, Feriha'yı odasına götür. Gitmeyeceğim hala. Feriha! Yengeciğim hadi gelsin. Hadi. Baba ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Fazla konuşma. Hala şunu içeri götür. Rıza Bey. Hey vallahi rezil olduk ya. Yani adam böyle ık mık dedi, Mehmet beni yanlış anlamış dedi, çekti gitti. Hay vallahi neye uğradığını şaşırdı adam. Sanki böyle yani kızı başımızdan atmak için adamı gözümüze kestirmişiz gibi. Pes. Yeter lan. Bıdı bıdı bir sus artık. Sen susacaksın Mehmet. Sen. Tövbe tövbe. Şu düştüğümüz hale bak. Senin lafına uyup kızını vermeye meraklı biri gibi. Tövbe tövbe. Ya baba, Feriha öyle atarlanınca adam vazgeçti işte. Ya Allah aşkına daha dün herif benimle konuşurken... Ne dediyse dedi. Ben burada, benim evimde yüzüme bakıp da dediğini bilirim. İşte o kadar. Abi, Feriha ne olacak? Elleme kızı Hatice. Ben bir kendime geleyim, konuşacağım onunla. Mehmet! Mehmet! Nasıl konuşuyordun sen az önce? Konuşsana şimdi. Çık odamdan. Çık. Lan senin tribün yüzünden herif çekti gitti. Rezil ettin bizi. Özür dileyeceksin. Sen benden özür dileyeceksin önce be. Gidip babamdan özür dileyeceksin sen. Bu ne ya? Öyle oyuncak gibi sağa sola vermeye kalkıyorsun benim aklına erestiğinde. Ezik miyim lan ben? Benim hayatım bu. Başlatma lan hayatından. O hayatın yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Oğlum, sen burada hırgür çıkaracağına babanın peşine koş. Ziyan ettiniz hasta adamı ya. Hadi. Sen de azıcık yan odaya geç bak. Girsek yavrum, güzel kızım. Ha, anlamadan dinlemeden celalleniyorsun yavrum. Hele otur da bak bir konuşalım. Gel. Ya ne anlamadan dinlemeden? Farkında mısınız siz ne yapmaya çalıştığınızın? Elbet farkındayız kızım. Biz senin iyiliğine, güzelliğine uğraşıyoruz. Hoş sefer elimize yüzümüze bulaştırdık ama... Bak baban çok üzüldü kızım. Evlere sığamadı, kendini attı sokağa. Abi geri dönünce diline bir hakim ol, olur mu? Bak neme lazım, sonra başına bir şey gelir de kendinden bilirsin. Çok üzülürsün yavrum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.